sevgili izleyiciler. Ege Spor TV İz Televizyonu ortak yayınına hoş geldiniz. Bir amatörün içinden programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımıza geçmeden önce hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Amatörün içinden YouTube kanalını takip edip abone olduğunuz takdirde programa soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Tekrar ediyorum. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde soru ve yorumlarla programımıza katılım sağlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0506 504 97 72. Tekrar ediyorum. 0506 504 97 72. Bu hattımıza antrenman görüntüleri, maç videoları, maç görüntüleri, taraftar videoları hepsini atabilirsiniz. Biz programda olsun veya Instagram sayfamızdan bunları yayınlayacağız efendim. Can abi merhaba, hoş geldin. Merhaba Cem. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yine güzel bir amatörün içinden programıyla birlikteyiz. Evet, birlikteyiz. Öncelikle ben dün akşam 03.30'da yaşadığımız deprem felaketi ucuz atlatıldı. Biliyorsun 2020'nin 30 Ekim'inde çok kötü bir facia yaşadı İzmir. 117 vatandaşımızı kaybettik. Evet. Allah'tan dün akşam ucuz atlatıldı. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Evet, Ege Spor TV ailesi olarak tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, gerçekten evet. Yani hepimiz korktu. Yani korkuttu, evet. Allah bir daha yaşatmasın. İki değerli konumuz var. Hemen konuklarımıza dönelim. Karabağlar Futbol Kulübü Başkanı Sayın Onur Kutlu Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olacak Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Deniz Kayalı Hocam, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yine güzel bir amatör programla birlikteyiz. Hocam sizden başlayalım. Öncelikle kulübünüzün yapısı, işleyişi. Hangi branşlarda varsınız, hangi kategorilerde, onlardan başlayalım. Şimdi bizim kulübün yapısı şöyle, Karabağlar Futbol Kulübü'nü yaklaşık 6 ay önce satın aldık. Buradan da Necat Başkanımıza, Necat Kunal'a selam olsun. Kendisi bize çok anlayış gösterdi. Kulübü satın aldıktan sonraki aşamada da gerçekleştirmemiz gereken projeler vardı. Halil kardeşimle birlikte 1461'i zaten İzmir 1461 Spor Kulübü'nü yaklaşık 5 senedir birlikte yürütüyoruz. Şimdi ikinci bir kulübümüz olarak da Karabağlar FK Spor Kulübü'nü satın aldık. Projelerimizin ilk başında şimdi Karabağlar Futbol Kulübü sadece geçen seneki sezonda iki kategoriyle, yani bayan futbol takımı ve süper amatördeki A takım olarak liglere katılım sağladı. Bizim kulüp yapımızda da altyapıya önem verdiğimiz için bu altyapı sisteminde bütün kategorilerde ilk öncelikle katılmayı hedefledik. Şu an o hedefin kategoriler başlamadı ama şu anda başlayan bütün kategorilerde varız. Ve bu kategorilerin içerisinde de elimizden geldiği kadar doğru hamlelerle, doğru hocalarla, doğru yönetim modeliyle çalışmaya çalışıyoruz. İzmir 1461 Spor Kulübü de dediğim gibi ayrıca bir faaliyet içerisinde. Aynı zamanda Trabzonspor Futbol Okulları Ege Bölgesi sorumlusuyuz. Buradan Trabzonspor'a ulaşacak çocukları futbol okulu seviyesinden akademi gruplarına kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda güzel amaçladığımız hedeflere doğru yürüyoruz. Bu da tabii ki de doğru sistemle ve doğru yönetim modelleriyle oluyor. İnşallah hep beraber tüm İzmir amatör yani sporcularına, yöneticilerine, bu emekçilerin hepsine doğru bir model oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah da bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Ahmet Hocam, tekrar hoş geldiniz. Siz de bir başka bölgede, Ulucak Spor'da yine çok güzel işler yapıyorsunuz. Bir de sizden dinleyelim Ulucak Spor'un yapısını. Ulucak Spor altyapısıyla bütün yarışmacı gruplarında başarılarıyla yani söz ettiren bir kulüp. Yapılanmamız spor okullarından, altyapıdan 250'ye yakın öğrencimizle başladı. Amerikan futbolu branşımız var. Kız voleybol, Ulucak Spor olarak kız voleybol branşımız var. Futbolda her yaş kategorisinde de yarışmalardayız. Yani Kemalpaşa bölgesinde iki tane çim sahamız olmak şartıyla kulübümüzün yapılanmasını ve içindeki oyuncularla birlikte en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Hangi kategorilerde takımlarınız var altyapıda? U18, U12, U11, U16,
bir de yarışmacı gruplarımız olduktan sonra bir de A takım seviyesinde gruplarımız var. Amerikan futbolumuz var. Kız voleybol, ama kız voleybol şu an sadece eğitim vermekteyiz. Şu an liglere katılmıyoruz ama onlara da inşallah bu yaza doğru liglere katılacağız. Peki hocam, ilginç bir biraz şimdi. Türkiye'de çok popüler değil Amerikan futbolu. Evet. Nasıl yani, sizde talep oluyor mu bununla ilgili? Şimdi bizim yöneticimiz Burak Alimoğlu, sanayici arkadaşımız. Hem Ulucak Spor Yönetim Kurulu'nda. O ilgileniyor. Üniversitedeki gençlerimiz bu Amerikan futbolunda bayağı aktif yani rol alıyorlar. Yani hem para kazanma amaçlı, hem eğitim amaçlı, hem spor amaçlı. Ve Türkiye'de de şampiyon olduk yani. Peki Amerikan futbolunun antrenmanlarını, maçlarını nerede oynuyorsunuz? Çim sahada. Antrenmanımızı bazen çim sahada yapıyoruz. Bazen suni çimde yapıyoruz. Ama maçlarımızı şu an Balçova'da ve de Ege Üniversitesi'nde olmak orada. Galiba Ege Üniversitesi'nin mi bir takımı vardı? Amerikan futbol takımı vardı. Evet, var. Bayağı Türkiye'de gündem evet, olmuştu, vardı. Haberlere falan da çıkmıştı. Evet. Oradan aklıma geldi. Evet, vardı. Can abi, tekrar hoş geldin. İki değerli ismi ağırlıyoruz yine amatörden. İki farklı takım. Birisi Ulucak Spor, diğeri Karabağlar Futbol Kulübü. Evet. Şimdi Ulucak Spor'dan başlayalım. Kemalpaşa ile ikisi de evet. Ne var, biz yıllarca Kemalpaşa ilçe stadını kullandık, hocam bilir. Evet. U21'de ve U19'da çim zorunluluğu vardı. Maalesef İzmir merkezinde de çim sağ olmadığı için yıllarca Kemalpaşa sahasına geldik. Altay deplasmanlarında Ulucak sahasında oynuyorduk. Hocam daha iyi bilir. Yani, aynen, Altay'ın maçlarını bayağı oynuyorduk. Bayağı potansiyeli olan bir yer ama süper amatör geçen sene Ballıgil'deydi Kemalpaşa Spor. Evet. Maalesef düştü bu sene süper amatörde. Çok potansiyeli yüksek bir yer. Yani mahalleleri olarak... Çok geniş bir bölge aslında. Çok geniş bir bölge. Çok yani bayağı verimli kaynakları olan bir bölge. Ama çok da kulüp var galiba, değil mi hocam? Var. 17 tane kulüp var Kemalpaşa yani bünyesinde. Bayağı kulüp var evet. Yani oradan şeyinde. İki çim saha var değil mi? Olacak evet, bir Ulucak'ta Kemalpaşa sahası. 3 tane var. Kemalpaşa sahası bölgeye ait ama Ulucak'taki bir belediye. Bir antrenman sahası, bir de maç sahası. İki tane kendi Ulucak Ulucak. Tabii yani. O Ulucak Belediyesi kapandı. Kemalpaşa'ya geçti. Evet, Kemalpaşa'ya geçti. Şu an Kemalpaşa bakımı. Ama Armutlu sahası, diğer suni sahalar da var galiba değil şimdi mi hocam? Onların yapılanması, Rıdvan Başkanımız Yenilik'ten yapılanmaya gittiği için oranın... O konuda da bir bilgi verirsen seviniriz evet, hocam. Oraların bakımları ve saha düzenlemelerinin hepsini suni çime çevrildi. Bakımı zor olduğu için değil tabii, mi hocam? Tabii çim saha oldu ama güzel bir düzenlemeyle parça sahası, öğren sahası, armutlu sahası gerçekten de suni çime... Halil Beyli orada, Halil Beyli sahası ne durumda? Halil Beyli sahası şu an o da suni çime çevrilmek isteniyor ama şu an maçlarını Parsa sahasında oynanıyor. Zemini çok kötü olduğundan ama orası da suni çime dönecek. Bir ara sen daha iyi bilirsin hocam yani sen içinde olduğu için. Bir ara Kemalpaşa stadında suni çime çevrilme olayı vardı hatırlarsan. Evet vardı. Sonra takımlar haklı olarak tepki gösterdi. Tabii, bozulması. Ama çok güzel bir yer. Esas o stadın bakımının yapılması tabii, gerekiyor. Önemli olan çimlerin bakımı da zor olduğundan ama... O stadın yani sözünü kestim. Türbinlerin üstünün kapatılması gerekiyor. Yani yaz kış yazın çok sıcakta, evet, kışında. Altında oturulmuyor, kışında soğukta ve yağmurda oturuyor. Yani mümkün değil şey yapalım. Öyle güzel. Üniversite zamanı biliyorsun en büyük yatırım yapılmıştı evet. Oraya. Kışın yağmur yağdığında bütün soyunmalarına evet. Su akıyor. Aynı şekilde. Yani orayı Göztepe de kullanıyor. Göztepe şu an, geçen sene Altay kullandı. Bu sene Göztepe kullanmıyor. Biz Göztepe'yi ilk 3 sene evvel vermiştik orayı. Ben geçen sene çünkü... Başlarını orada oynuyordu. Oynuyordu. Ama tabii evet. Diğer Kemalpaşa takımlarında oynaması sebebiyle saha çok çabuk yıpranıyor. Tabii evet. Ben geçen sene çünkü şey maçına geldim. Göztepe Yeni Malatya maçına gelmiştim. Orada oynandı maç. Aralık ayında 1 Aralık'ta. Evet. Yani artık zemin bozuldu bozulacak o civardaydı. Aynı. Çime bakım çok zor oluyor çok hocam. Zor. Hele yoğun kullanımda. Aynı şekilde. İşte o yüzden Armutlu Ören ve Parsa sahalarını suni çim olması ve gençlerin de orada spor yapması her branşta iyi oluyor yani. Peki nizami ölçülerde mi yapılacak hocam? Evet nizami ölçülerde. Yani o çok önemli yani. Şu an Ulucak tesislerdeki, Ulucak piknik alanı ve tesislerde olan bölgedeki sahanın bakımı da şu an suni çime çevrilmek şimdi projede. Rıdvan Başkanımız geçen gün Bursa'dan
ölçüler alındı, fiyatlar alındı. Eğer Rıdvan Başkanımız uygun görürse orayı da suni çime çevirecek. Onun sözünü de verdi yani Rıdvan Başkanımız. Ki bu ara bu fiyat artışlarından sonra çok da ciddi maliyetler çıkıyor. Evet. Ama şu an gayet uygun bir fiyat aldığına inanıyorum. Yani o gün geldiğinde Bursa'dan bu işin uzmanları gerçekten de daha önce fiyat aldığından arada çok fark var. İyi, çok iyi fark var. İnşallah Rıdvan Başkanımız sözünü tutar seçimlerden önce. Olacaktaki ama Rıdvan Başkan'ın olduğu her dönemde spora çok ciddi yatırım yapıldı. Evet, Rıdvan daha önceki başkanlık döneminde de yapıldı. Evet, Rıdvan Başkanımız şu an Olacaktaki halı saha tesislerinin işletmesini Olacak Spor'a verdi yani. Kendi de tabii beden eğitimi öğretmeni olması değil mi? Tabii canım. Oradan gelmesi avantaj. Çok önemli. Evet, oradan avantajımız var. Çünkü kendisi de mutlu oluyor. Mesela U14 liglerinde maçlarımız olduğu zaman statlara geliyor. Çocuklarla kaynaşıyor, fotoğraf çekiliyor. Yani o kendisinin de hoşuna gidiyor. Hocam Balçova Yaşam 3. ligdeyken bile sizin sahayı kullandı. Evet bizim evet kullandı. Orayı Balçova kullandı. Yaşam kullandı. Protokol türbini yapıldı. Şey, 3. standart, 3. lig standartı haline getirilmişti orası. Şimdi biz o zaman karşı çıkmıştık Balçova'ya verildiğine. Ama şimdi hak veriyorum. Çünkü verdiğimiz zaman da oranın bakımları ve belli standart haline tabii getirildi. Bakımları daha iyi oldu ve onlar gittikten sonra ve ligden düştükten sonra biz onları şu an kullanıyoruz ve gayet de. Oranın tek dezavantajı yol çok dar. Yani takım otobüslerinin girip çıkması an, bayağı sıkıntı evet, yaratıyor. Şu an otoban yolu açıldığı için yollarımız da asfaltlandı. Ya mesela Ulucan içinde bütün yollar asfaltlandı. Yani orada giriş çıkışlar mükemmel. Evet. Şu an yani ben çünkü çok geldim oraya. Çok sıkıntı çektik. Şimdi, yollar bozuktu şeydi. Şu an altyapı gruplarımızın maçlarını çim sahada oynadığımızda tribünler full çekiyor. Mesela evet, genç takım maçları şu an o kadar da yoğun ilgi var. Gerçi Uluca çok yoğun ilgi var. Bu son depremden sonra Bayraklı tarafından çok göç aldı değil tabii mi? Göç Kemal aldı. Tarafı bayağı bir. Evet, Ulucak çok göç aldı ve inanılmaz ev fiyatları arttı. Arttı. Yani şu an Ulucak'ta oturmak istiyorum deseniz kiralık ev bulamazsınız. Aynen. O yüzden tabii, o artışa paralelde çocuk sayısı da artıyor. Tabii. O da bir avantaj. Talep artıyor. Tabii talep artıyor. Şu an mesela bizim spor okullarında 250'ye yakın öğrencimiz var. Evet. Spor okulunda sadece yarışmacı grupları hariç. Yani 3 tane de beden eğitimi hocamız, eğitmen hocalarımızla beraber orada çocuklara eğitim veriyoruz yani. Peki hocam bu kadar çok takımın olması yani hem Kemalpaşa hem olacak evet, sağ sıkıntısı yaratıyor mu? Valla şu an programları yani maç programları çakıştırmıyoruz. Antrenmanlarda sorun olmuyor. Olacak Spor akşam yapıyor antrenmanları 6.30'da. Genç takımlar 5'te başlıyor. Sonra genç takımlardan sonra A takım giriyor. Ama diğer bölgelerdeki mesela Armutlu'da olsun, Pars'ta olsun oradaki çalışmayanlar mesela gündüz de yapabiliyor. Tabii çalışmayanlar için. Tabii orada olabilir, sorun olmuyor. Sağ sorunumuz yok yani. Yani çünkü en büyük sıkıntı antrenman ve maç oynama evet, şeyi. Hocam Karabağlar için durum nedir? Valla şimdi Olacak konuşunca yani dedik ki acaba Olacak mı biz geçelim yani böyle güzel sizin orası çok yoğun bir bölge yani. Yani Karabağlar bölgesi. Yani 20, en az sahanın en çok takımın olduğu. Evet, evet doğru. Yani zaten şuna baktığımız zaman da belli olan bir şey. Yani Buca ile Karabağlar herhalde nüfus oranında da 1 ve 2 yerleri değişiyor. Hele Konak Belediyesi'nin bölündükten sonra sonraki halinden sonra iyice şey oldu Karabağlar. Şimdi şu anda aktifte Karabağlar'da bir adet saha var. Yeşilyurt değil mi hocam? Yeşilyurt'ta yani 6 tane stopçu süper amatör takımı, geri kalan hep kategorilerde yarışan, birinci amatör olsun, diğer altyapı kategorilerinde yarışan takımlar olsun. Yani şöyle söyleyeyim, yarının yarısında bile çalıştığımız ortamlar oluyor. Bu da tabii ki de saatler de bu arada. Hani şimdi altyapı grubunda, U12'de tabii ki çocuğu şimdi saat 10'da antrenmana çıkarmak kadar zulüm olan bir şey yok. O yüzden dedim hani olacak da sağ varsa biz geçelim bari de birkaç tane günü alalım yani. Çünkü şöyle, şimdi bakış açısı da burada çok önemli Can Bey. Yani şimdi Karabağlar'da evet bir belediyenin yapmakta olduğu bir saha var ancak o bile çok yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neden derseniz çünkü gerçekten 27 takım var. 17 takıma 3 tane saha düştüğü bir yerde ya da Buca'daki saha sayılarını biliyoruz. Konak'taki biliyoruz. Karşıyaka'dakini az çok biliyoruz. Bornova'yı söylemiyorum bile zaten. O durumları biliyoruz. İşte bizim çalışabildiğimiz Atatürk Stadı, Yeşilyurt sahası ve belediyenin ufak halı sahaları diyebilirim. Buralardan başarılı sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Hiç kolay değil. Ama geçen sene 5 kategorinin 5'inde de 1 veya 2 olduk.
Hocamla da rakip olduk. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye hani bir soru sorarsanız da doğru ekiple, doğru antrenörlerle yapılanma çok önemli. Daha evvel işte konuştuğumuzda da söyledim. Bu işin futbolculuk kısmında, antrenörlük kısmında, yöneticilik kısmında ve şimdi hasbelkader başkanlık kısmında görev yapmaya çalışıyoruz. Bu görevi layık gördü. Allah razı olsun herkesten. Ama bu tip, ben kendim için söylemiyorum sadece, bu tip figürlerin futbola yapacağı katkıları söylemek lazım. Biraz önce Kemalpaşa sahasını konuşuyorlar. Mesela ben orada kum olduğu halde maç yaptım. O tüneli biliriz hepimiz değil mi? Yani teneke türü, oradan deplasmanda geç bakalım hani. Anlatabildim mi? Bam 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 vururlar yani yukarıya, sana stresi yaratırlar. Şimdi o aşama başka bir noktaya gitti. Hani artık yer de bulamıyoruz ama o zaman gittiğimizde bir Kemalpaşa Spor vardı hocam. Bir de Olacak Spor vardı. Evet. İki takım vardı. Şimdi kulüpler de mantar gibi böyle arka arkaya çoğalmaları doğru bir düzene gelebilmesi gerekir. Yoksa hiçbirimizin, bu sene 17 olan takım belki seneye 35 olacak. Hocam da bu sefer aynı benim söylediklerimi söyleyecek. Evet. Çünkü bu doğru büyümeyle yapılır. Ama şimdi yeni kanunla, biraz evvel bir yaklaşık 2 saat önce Alpay vekilimizle Gençlik Merkezi'ndeydik Alsancak Stadı'nda. Kendisi de söyledi. Kanun tasarısında çok büyük katkısı var. 26 Nisan'da çıkan kanun. Evet, kanunda. Şöyle ki gençlik spor müdürlüklerine artık kulüpler aktarıldı. Şimdi kulüpler derneklerden çıktı. Bu çok büyük bir şey demek. Bu tabii ki de şu anda bir başlangıç aşamasında ve hepimiz bunu algılamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Başvurularımız tabii ki de yapıldı. Ancak vekilimin birebir ağzından söylemiş olduğu şey şu, bu şekilde daha çok düzene sokabileceğini söylüyor. Şimdi biz bu düzenin içerisine girdiğimiz zaman denetleyicimiz daha fazla olursa o zaman kalite artar. Bizi istediğiniz kadar denetleyebilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum. Vekilimize de söyledim, il milliyetim müdürümüze de söyledim, il spor müdürümüze de söyledim. Biz ne kadar fazla denetlenirsek o kadar fazla bizim kalitemiz artar. Başka türlü bu kaliteyi arttıramayız. Nasıl diyor hocam, işte çim bakması zor ama bu da orada oynanıyor. Yani suni çimin neden yapıldığıyla ilgili araştırmaları yapabiliriz. Suni çim soğuk ülkelerin çimlerinin bakımlarının istese de ne kadar para harcarsa harcasın yapamayacağından dolayı yapılmış bir sistem. İzmir dediğimiz hala bugün güneşliydi, 20 küsur dereceydi. Yani aslında burada biraz kolaycılığa kaçıyoruz. Yani burada bir amaçla uygulanması arasında bir durum olması. Ben bir nolu, iki nolu sahaya açık söylüyorum. Oynamış birisi olarak söylüyorum. Hocam da girmiştir, oynamıştır. Özel bakım elemanları vardı. Saatleri vardı. Bunlar suni çime döndürüldü. Üç nolu, dört nolu, beş nolu saha vardı Atatürk Stadı'nın içinde arkadaşlar. Evet. Ben o kumlarda, o çimlerde oynayarak geldim. Kemalpaşa ile hazırlık maçına gittik. Daha bu sezonun başında Karabala FK olarak işte o keşke daha güzel olsaydı, o saha güzel ancak etrafındaki dediğiniz yağmur akıyor ya, üniversite zamanından beri bir bakıma girmez mi orası ya, yani öyle bir değer var orada yani, hadi bizim sahamız yok bari olanları da elimizde tutalım. Evet, maalesef, yani maalesef. Günah yani, buna buraya bu kadar yatırım yapılmış, bir de yani biz sürü hazırlık maçına gittik ya, bir maç oynandı, dedim ki bu işte burada oynanır. Bu ya işin özünde bu var. Çin'de oynanır bu. Hocam, suni çim amacının dışına çıkıyor. Şimdi devletin bakamadığı yere kulüp nasıl baksın? Devletin yeri ya gençlik sporun yeri. Yani bu kadar bütçenin olduğu yerde Kemalpaşa gibi elinde bir değer var. 2005 yılında yapılmış. Üstüne bir çivi çakılmış. Ben tam 6 sezon oynadım orada. 6 sezon. Beşiktaş'ı da geldi, Fenerbahçe'si de geldi, o da geldi, bu da geldi. 6 sezon oynadım. Ama 6 sezonda bakıyorum değişen hiçbir şey yok. En son geçen seneye gittim. Oradaki personel de çok fedakar arkadaşlar. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ama sen adama tohum vermezsen, gübresini yollamazsan, makine parkını vermezsen. Bir ara belediye destekli gidiyordu. Sonra belediye bütün ekipmanını çekince gençlik spora kaldı bütün iş. Tabii. Ama yani üstünü kapatmayı bırak. En azından tecritini yaparsın. Yani soyunma odana şıkır şıkır su akıyor. O elektrik tesisatına gidiyor. Sigortalar atıyor. Sigorta atınca gelen rakip takım duş yapamıyor. Çünkü daha evvel orası full öyle, kat kalorifer şeyle, yakıtlı çalışıyordu. Yakıt kazan içiyordu. Bütçe yok, yapamadı. Hemen kolay elektrikli termos fona döndü o işler. Tesisat atarsan da bir kanamıyor. Adam atıyorum İstanbul'dan maça geliyor. Bilmem kaç saat yol gidecek, duş yapamadan gidiyor. Kaç defa şahit olduk buna. Şimdi bizlerin de burada birazcık her zaman aynayı kendimize döndürmemiz lazım. Şimdi biz ne talep ediyoruz ve karşılığında ne alıyoruz? Arz talep meselesi aslında.
Şimdi ben belediye başkanımdan bana bir maddi kaynak çıkar. Ben de bununla transfer yapayım. Derdimiz buysa o zaman ben o sahayı yaptırmam. Yapmam evet. Benim için bir şey ifade etmez. Ama eğer ki benim derdim o sahanın güzelleşip daha iyi bir ortamda çalışılmasını sağlamaksa o zaman doğru amaca ulaşmış oluruz. Yani şöyle, şimdi ben parayı alayım, oyuncuya peşinat vereyim, prim vereyim. Bu günü ya, kurtarayım. Günü kurtarayım. Sen başkan olarak ben değişeyim, Ali Bey gelsin, Can Bey gelsin. O da transfer yapsın, devam etsin. O zaman bu düzen, hani bu çimi kim düzeltecek? Şimdi hocam mesela... Yani ben bu soruyu soruyorum yani. Her ya, yerde bu aynı şey geçer. Şimdi haklı olarak, şimdi belediyede o kadar sahaya bakamadığı için Suni'ye çeviriyor. Suni'nin bile belli bir ömrü var. Ama tabii bu sayı arttıkça Suni'lerin şey derdi bitiyor. Peki, yani kullanım ömrü diyor aslında. Can Bey şöyle bir durum da var. Şimdi onun sağlıklı olan durumu nedir? Ya ben soruyorum size. Şimdi o kanserojen olan bir granül. Yani granülün ya sporla bu kadar... o iç içe gelmemesi gereken malzemenin bir araya gelmesi sağlanıyor. Şimdi hocam onu da biliyorsun çok gelişti. Ben onu ilk yıllar önce Altınur testlerine gittiğimde gördüm. Hatta dedim ki ne kadar güzel çimmişti. Hatta geçen programda kulaklar için nasıl? Evet. Altınur'un idari koordinatörü buradaydı. Ben onun sunuyor olup olmadığını elimi koyarak anladım. Granülü bile bambu şeyinden yapılma. Evet. Yani tam kaliteli olarak. Ama tabii burada iş alt totale bakıyor. Belediyesi de Gençlik Spor'da ihaleye çıkıyor. Evet. 2 atıyorum 4 milimlik halı diyor. Bitti. Hani ucuz olsun diye işte granüllü atık lastikten olsun diyor. Yapıyor. Tabii 4 milimlik sahanın dayanma ömrüyle 8 milimlik bir mi? Ya tamam ya gittiği yere kadar gidiyor. Yani 3 senede gidiyor. Çocuklarımızı sağlıklı bir ortamda spor yapmasını sağlamaya çalışırken bu kadar sağlıksız bir ortamda futbol oynamalarını bilmiyorum antrenmanlarda görüyorsun. Yüzleri simsiye oluyor çocukların. Doğru mu hocam? Elbiseden de çıkmıyor. Ha, bırak onu elbiseler, yani. Yani bu sağlıklı bir şey olsa zaten öyle suratına yapışmaz. Peki hocam aynı sıkıntı tabii 1461 için de geçerli. Hiç karabalarda fark olduğu için değil aynen mi? Aynen o şekilde. 1461 için şöyle. 1461 projesinin belirli bir aşamasında. Şöyle ki şimdi 1461'in aktifte 8 tane branşı var. İşte voleybol olsun, basketbol olsun, yüzme olsun, kickboks, tekvando, muay thai. Bunların hepsinde biz lisanslı sporcular yetiştiriyoruz. Buradan Filiz hocama da çok teşekkür ediyorum. Dövüş sanatlarında bize iki tane madalya getirdi. Ve 6 aylık bu çocukların çalışmasıyla oldu bu. Bu bizi çok mutlu etti. Yani sadece futbolu yaptıralım. İşte futbol, ben uzmanlık alanım futbol. Ama diğer oradaki, o çevredeki halkın onu sağlamasını, yani o branşa yönelmesini sağlamak da bizim elimizde. Pilates var mesela benim kulübümde. Benim spor kulübümde salonum var. Ve bu salonu benim yapmamı sağlayan velilerimin talepleri. Evet. Arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Yani burada çimi de bunu örnek verebiliriz. Bana gelen öğrenci talebini de örnek verebiliriz. Bunun tabii ki de belediyeler de bunları yapmaya çalışıyor. Ancak bunlar sorgulanmalı diyorum ben. Ne kadarı doğru ve ne kadarı tabii doğru alanlarda yapılıyor. Evet, Karabağlar'da mesela spor salonu var. 2-3 tane. Mesela hangi kulüp kullanıyor mesela basketbol salonu? Ben özel bir salonda çalışmak zorundayım. Ücretini ödeyerek. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani burada ne kadar destek ve ne kadar biz neyi talep ediyoruz ona bakmak karşılıklı lazım. Biraz. Olur, karşılıklı yoksa tek başımıza hareket edelim onun bir hakikaten anlamı yok. Evet. Yani grupça hareket ettiğimiz zaman bir şeyleri değiştirebiliriz. Evet. Yoksa sen bir taraftan çek, ben bir taraftan çekeyim. Hiçbir amaca ulaşmayız. Evet hocam haklısınız. Şimdi Ahmet hocam... size farklı bir soru sorayım. Kulübün şimdi genel amatörlerde problem var zaten. Sizin gelir kaynaklarınız neler? Kimlerden destek görüyorsunuz? Nasıl kulüp ayakta kalıyor şimdi? Birçok gideri var bu kulübün sonuçta. Var, evet. Biraz onlardan bahsedersek. O yönden dertliyiz biraz evet. Ama biz yine de ağlayıp sızlamıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Fedakarlıklar yapıyoruz. Belediyeden olsun ve sanayici arkadaşlarımıza, yöneticilerimizden olsun. Yani bu yönde destek alıyoruz. Yani şimdi A takımın transfer bütçeleri ayrı, genç takımın bütçeleri ayrı. Yani bunlar hep masraf. Bir maça gidiyoruz. Mesela belediyenin desteği olmasa her hafta 1000 lira, 1500 lira her hafta kulüpten evet. Sadece ulaşım için para ayırmamız lazım. Ama belediye sağ olsun Erhan Başkanımız, Başkan Yardımcımız bize her hafta destek oluyor. Ama bütün kulüplere destek olduğunda eminiz yani. Yoksa ciddi giderler var. Tabii alt, ulaşım çok önemli yani. Ulaşım deplasmanlı lig olduğunda genç takımlar gidiyoruz. Bir de en büyük sorun da su. Yani su artık bu
yazın yaz döneminde. Evet hocam, o genelde çok, kimi konuk alsak evet sudan evet, dolayı su çok yani. Pahalandı. Mesela 5 lira olan mesela kolisi şu an oldu 20-25 lira. Yani bir antrenmana 3 koli, 4 koli su gidiyor. Yani bu gerçekten de kulüpleri zor duruma koyuyor. Bir, ikincisi biz etkinliklerimiz oluyor olacak spor olarak. Takvim etkinliğimiz oluyor, gecelerimiz oluyor. Mesela sanayici arkadaşlarımıza yeni geldikleri için tenis kortlarımız var olacakta tesislerimizde. Orada tenis oynarken futbolu çocukları gördükleri zaman kendileri geliyor. Ben diyor bu çocuklara sponsor olmak istiyorum. Yani biz artık gitmiyoruz sanayici. Sanayiciler artık kendileri şey aslında, evet. Gönüllü. Oradaki yaptığımız işlerden memnun kalıyorlar ve kendileri sponsorluğu kabul ediyorlar yani. Başka türlü kulüplerin, belediyeler sadece en fazla ulaşımı bir de su giderlerini karşılayabilir. Ama biz gidip belediyemizden nakdi yardım beklemiyoruz. Çünkü 17 kulübe hangi kulübe yardım edecek gerçekten de başkana da hak veriyoruz o yüzden. Ama biz yöneticiler olarak taşın altına elimizi koyuyoruz yani. Yani peki yarışmacı takımınız A takım kategorisinde hangi ligde? Süper amatörde. Süper amatörde. Süper amatörde evet. Yani o da sizin için bir avantaj aslında. Oradan genç oyuncularınızı oraya takviye edebiliyorsunuz. Bizim en büyük avantajımız altyapıdan yetiştirdiğimiz gençleri, olacak altyapısına yetişenleri. Şu an A takımda 8 tanesi. A takımda kendi öz evlatlarımız gibi görüyoruz. Oynatıyoruz. Bir ikincisi Göztepe şu an 2004'lü bir kalecimiz transfer oldu. Manisa FK'ya transfer oldu. Ondan sonra bir 2005'li santraforumuz vardı. O da şu an Göztepe'nin gündemindeydi yani. Yani diyaloglarım karıştırdım. Evet. Göztepe'yle diyalogumuz gerçekten iyi. Evet. De iyi yani. Yani bu bağlamda mesela çalıştığınız profesyonel kulüpler var mı? Bağlantılı olduğunuz yani öncelikli olan veya sizi izlemeye gelen? Şu an Altay vardı. Karşıyaka var. Göztepe var. Devamlı buralara topçu alışverişimiz oluyor yani. Desteklerini alıyoruz. Ve çocuklar da daha çok hevesleniyor. Profesyonel takımların bize tabii ki, ilgi evet. duyması çocukların da onları bize da heveslendiriyor, tabii, heveslendiriyor. Evet. Onur hocam size de aynı soruyu sorayım. Yani sizin gelir kaynaklarınız. Şimdi sizin olduğunuz bölge de sanayi, ciddi bir sanayi bölgesi ama ne kadar destek alıyorsunuz? Yani şöyle şimdi bizim başkanım kadar yani hocam kadar destek alma durumumuz söz konusu olmuyor. Çünkü genelde işte yöneticiler kendi evet. ceplerinden harcıyorlar. Hocam biraz mütevazi davrandı ama belki oradaki durum farklıdır onu da bilmiyorum ama yani bu işin %80'ini yöneticiler karşılıyor evet. ve karşılık olmaksızın. Yani bu işin herhangi bir karşılığı yok. Ne karşılığı var ben size söyleyeyim? Manevi karşılığı var. Çünkü bizler kendimizin yaptığı, uyguladığı şeylerde yani bu futbol hayatımızın içerisinde yaşadığımız engelleri şimdiki çocuklarımıza yaşatmamaya çalışıyoruz. Bizim dönemimizde tırnak içinde söylüyorum, kimse üstüne alınmasın ama eğitimsiz antrenörler, doğru olmayan yöneticiler, doğru olmayan sahalar, yani bütün modelleme yanlıştı. Ama ne oldu? Biz bu işin üniversitesini okuyarak doğru eğitimin nasıl yapılacağını alarak şu anda o çocuklara bir ışık olmaya çalışıyoruz. Bu sadece şöyle de görülmesin. Yani biz doğru bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. Evet, örnek sadece futbolcu değil. Yani evet, sadece aslında en küçükten itibaren çocukların eğitimine en büyük katkıyı veriyorsunuz. Şöyle ki mesela ben karne topluyorum. Yani bu bir futbol okulunun bir şey, ya da hani bununla ilgili öğretmeniyle konuşuyorum mesela. Sınıf öğretmeniyle. Matematik öğretmeni getiriyorum. İşte eksik olan derslerini kulübümde yapmaya çalışıyorum. Rehber öğretmen getiriyorum, psikolojik destek veriyorum. Diyetisyen getiriyorum, yeme içme programlarını düzenletmeye çalışıyorum. İşte çalıştığımız antrenörleri az çok Can Bey biliyor. Hep üst düzey antrenörlerle çalışmaya evet, çalışıyoruz. Evet. Çünkü o çocuklar o seviyede olmayı hak eden çocuklar. Evet. Hak ediyorlarsa da biz de onlara o imkanı veririz. En fazla ne olur? Bizden giden gider evet. maddi olarak ama karşılığını daha sonra alacak o çocuklar. Ama sadece hayatına futbol topuyla dokunmamak, sınırlandırmamak lazım. Çünkü futbol sizin hayatınızda belirli bir dönem. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, evet. belirli bir yaştan sonra futbol size gelir ve futbol sizden gider. Ondan sonra ne yapacaksınız? Bunu planlıyor muyuz? Yani doğru. bir profesyonellikler için de konuşulabilir. Tabii aynısı. 17 yaşındayken şimdi
yani yanlış anlamasın kimse, bir cebine 5 milyon euro koyduğun zaman bütün dünyan değişebilir. Ama ben onu hazırlarsam buradan psikolojik olarak, doğru sistemle, o altın ordu modelinde mesela çok güzel bir örnek, hazırladığı için şaşırmıyor çocuklar kendilerini. Buradan işte Almanya'ya gidebiliyor, buradan İngiltere Premier Lig'e gidebiliyor. Bakıyorsun hayatı hala aynı düzende, aynı performansta ilerliyor. Ne oluyor? Bizim milli takım kazanıyor. Yani ne? Bizim ülkemiz kazanıyor. Evet. Yani bizim tabii ki de çok problemimiz var. Bunların en büyüğü maddi problem. Ama bir şekilde burada yöneticilerimize teşekkür ediyorum, velilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kolay değil. Dediği gibi bir suyun maliyeti geçen seneyle bu sene arasında var mı 4 katı hocam? Var. Rahat var. E şimdi bize evet, şimdi belediye de nereye zaman kadar? Baktığınız sadece hani, aslında bir su. Bir su. Anladın. Bunu çok şeyi katabiliriz. Mesela sorayım hocama, forma mesela. Mesela eşofman takımı soğudu şimdi havalar. Bakalım hani ne kadar olacak? Ve kim ne kaç takımına yaptırabilecek? E şimdi ben diyorum ki bütün kategorilerde katılacağım. E şimdi belediye yardımından örnek verelim. Evet Allah razı olsun yardım yapıyorlar. Ama şöyle bir durum da var. Ya ben 9 kategoride varım kardeşim. Sen bana bir eşofmanlık yardım yaparsan bana para yardımı yapma. Ben zaten onu söylüyorum. Parayla ilgili bir... Bana 9 tane eşofman takımı yaptır ya. Problem burada. Yani ben hep bana bir laf var ya, yanlış söylemeyin. Bana balık tutmayı öğret, balık getirme. Evet. Ya o ya, lansım olan bize o yani. Benim ne diyorum, çeyrek sahada antrenman yaparak 5 tane kupa getiriyorum Karabağlara. E şimdi yani birazcık da ha ne yapıyorlar bunlar diye bir göz önünde bulundurulması lazım. E şimdi ben 2009'lu öğrencimi buradan Trabzonspor'a gönderiyorum. Trabzonspor'un yapısını görseniz diyor ki bana, bütün sezonun bana videosunu gönder. Biraz önce onu konuşuyorduk Can Bey. E ben bu imkanı yaratmam lazım. Doğru mu hocam? Evet. Bu bir maddiyat. Ekstra bir maddiyat. E ben bunu yaratmadıktan sonra nereye varacağım? Diyor ki yani yeterli değil yani video olarak. Ha seçildi mi seçildi. Kaldı mı kaldı. Benim için büyük gurur. Hepimiz için büyük gurur. İzmir'den bir öğrencinin buralara ulaşabilmesi. Ama ben diyorum ki hani büyük sağ olsun, ben bir değil de bir sezonda 10 tane vereyim. Tabii imkan olacak. Çünkü benim mesleğim bu. Ben bunun eğitimini aldım. Yanlış mıyım hocam? Yani imkan ne kadar yaratılırsa. Şimdi suyu da hoca mı düşünsün? Ben başkan olarak hadi düşünüyorum ama hoca düşünüyor orada. E nasıl olacak? Tabii hocam, bir de ne var biliyor musun? Ya bu kadar çok kulübün çoğalması ile beraber aynı paralelde sağ olmuyor. Sağ olmuyor. Ne yapıyor? Hakikaten yetiştirici olan kulübün de saatinden gitmeye evet, başlıyor. Doğru. Atıyorum haftada 5 saatin varsa A kulübü de gelince seninki 4'e iniyor. Seni bir sene sonra kulüp sayısı artınca 3'e, 2'ye, doğru, 2'ye düşüyor. Doğru. Şimdi belediyeler de kimseyi karşısına almak istemiyor. Doğru mu? Doğru. Ha diyor ki işte böldüm saatini verdim. Sen diyorsun haklı olarak veya hocam diyor ki kardeşim biz yıllardır şu kadar kategoride yaptık ve katılıyoruz. E şimdi ben geçen ilk programda sevgili Selçuk Erger diye ve Efkan Muhtar'a da işi söyledim. Yaptırımlar sadece bir sene sonra katılma men değil. Para cezası bir kere yapacaksın. Evet. Ha diyeceksin nasıl tahsil ederim? Lige katılımını engelleyeceksin. Bir, evet, sen lige katılım bedeli yatırsan ne hayır kardeşim. Sen geçen sene sezon başı başvurular var. Siz de dolduruyorsun. Evet, evet, evet. Sen 16'da çekildin. Hocam 14'te çekildi. Ben bilmem kaç yaşa. Ama belediye parası almaya geldiğinde tıkır tıkır o paraları alıyorsun. Doğru mu hocam? Doğru. Örneğini verdim. Tabii. Yani. Bunun cezai yaptırımının ciddi anlamda olması lazım. 12'de katılmadı, seneye 12'ye katılamazsın. Onun zaten umurunda değil ki, o sene aldığı paraya bakıyor. Doğru. 12'de katılmıyor, 13'te katıldı. Tabii. Yani bunların yaptırımları ciddi anlamda olursa, bunların önüne ancak öyle olur. Ama ben birazcık ümitliyim bu konuda Can Bey. Şundan dolayı, çünkü gerçekten gençlik spor müdürlüğüne bunun aktarılması demek, denetimin artması demek. Şimdi neden? Kulüplerin denetimi açısından seninle aynı fikirdeyim. He. Kanarya Sabahlılar Derneği de dernekler masasına bağlıydı. Doğru. Karabağlar FK'da bağlıydı. Doğru. Doğru. Ya doğru, ne oldu? O dernekler orada kaldı. Spor kulüpleri buraya geçti. Bunun sadece defterlerinde mali gelir giderinin değil, normalde katılımlarının da olması lazım. Ama şimdi bakıyorsun, katılımlar nereye? Hala ASKF. Evet. Yaptırımı nereye? ASKF'de. Haftalık işte ceza kurulu toplanıyor, ASKF karar veriyor. Evet. Ha bunlarla ilgili yaptırımın ciddi anlamda olması gerekiyor. Doğru. Yani o yüzden yani çalışanla çalışmayanı ayırmak gerekiyor. Bundan dolayı ümitliyim aslında. Biraz İl Spor Müdürümüzden de, Murat Bey'den de ümitliyim. Neden derseniz, şimdi biz gençlik spora bağlı olan kategorilerimiz, branşlarımız olduğu için 1461 spor kulübünde bizim katıldığımız kategori ve branşa göre bize yardımlar yapıldı. Aynen. O yüzden ben neden ümitliyim? Futbolu da oraya teslim edildiği zaman aynı kontrolleri ve aynı adaleti sağlayabileceğine eminim. Peki yeterli personel var mı? Yapabilecek bunu? Neden diyorum? Ben bunu hep aynı örneği veriyorum. Sözünü kestim. Yıllar önce
bundan 6-7 sene önce Futbol Federasyonu profesyonel kulüplerden başlayarak futbol okullarının denetlenmesiyle ilgili bir yasa çıkardı. Dedi ki kardeşim önce futbol okullarını bir denetleyin. Çalışanların belgesi evet. var mı yok mu? Evet. Saha şartları nedir? Tuvaleti var mı, soyunma odası var mı falan. Biz de denetlendik. Personel hep denetleyecek. Doğru. Bir tane personel. Şimdi personel ne hangi birini hangi saatte nasıl denetleyecek? Bunun için bir ekip olması lazım. Devlette böyle imkan var mı? Vardır. Atarsın. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde bir sürü kadrolar evet, var. Evet. Hem BESYO mezunları var, hem yöneticilik mezunları var. Bir sürü insan var. Bizler de gönüllü destek verebiliriz Can Bey. Yani biz bu işin Fahri Trafik Müfettişi gibi olur. Yani hayır. Bizler niye destek vermeyelim? Hayır, Fahri Trafik Müfettişi gibi yaparsın. Doğru mu? Doğru. Şimdi polisin yetmediği yerde ne yapıyor? Fahri yazıyor evet, cezayı. Evet. Yazdığı da geçerli oluyor. Geçerli. Doğru mu? Vatandaş da yazabiliyor artık. Ha işte, yani örnek gösterilip kanıtlayabileceği şeyleri demek istediğim, otokontrolü yaratmak gerekiyor. Tabii ki. Kulüplerin şey yapan diye. Çalışanla çalışmayan biri olacak kardeşim. Yani bu kadar çok kulüp kurbanın şey. Peki ben size bir şey soracağım. Ben kulüpçü, yani kulübü yönetmiyorum. Bu kadar kulüp sayısının artmasının sebebi ne? Önce hocam senden başlayalım. Nedir? Bu kadar sıkıntının olduğu yerde, maddiyat sıkıntı, ulaşım sıkıntı, su sıkıntı, forma sıkıntı, doğru mu? Evet, Ali, evet. Yani şey bu kadar kulüplerin artmasının sebebi şimdi spor okullarının paralı olması. Tamam hocam. Peki. O da biraz cezbediyor galiba, değil tabii, mi? Tabii cezbediyor. Şimdi geliyor bir yönetim oluşturuyor, kulübü kuruyor. Sonra kulüp adında spor okulu açıyor. Veyahut da kulübün adında çalışacağı bir alan buluyor kendini. Sağ buluyor, gidiyor çalışıyor. Çocuklardan da aidatlarını alıyor. Yarışmacı takım basında yarışıyor mu bunu yapanlar hocam? Çoğu yarışmıyor. 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 Yani onlar sadece, bakıyorum bazen denk geliyor bize, sadece aidatlarını alıyor. Sadece hocaların paralarını çıkarıyor. O zaman futbol okulu bazında. Evet, futbol okulu, spor okulu. Kulüp para var, sadece futbol okulu. Tabii öyle, o şekilde yapıyorlar. Ama yarışmacı gruplar olan kulüpler şu an ayakta duruyor. Peki hocam, onlara saat veriyor mu belediye? Belediye spor müdürlükleri kulüplere hayır diyemiyor. Mesela bir kulüp olarak gittiğinde sen şu saatte boş diyor, girmek istiyorum, sana girebilirsin. Sırf futbol okulu yapsa bile mi? Ama sen o belediye şimdi diyor ki ben kulüp adına yapıyorum diyor. Mesela belediye spor müdürlüğü. Şimdi burada da bak belediye devreye giriyor. Şimdi tabii. Hocam için sana söylüyorum. Kardeşim tamam ben sana saat veririm, bir saat veririm. Evet. Sırf futbol okulu yapıyorsan. Şimdi, ama iki kategori atıyorum katılıyorsan 2 saat veririm. 3 kategori katılıyorsan 4 saat veririm. Belediyenin de bu işe yaptırım yapması lazım. Yani 5. yılın sonunda oy kaygısına gitmemesi gerekiyor. Şimdi isim adında mesela diyelim Ülkü. Ülkü diye bir isim var. Hani bu Ülkü Spor'u şey yapmıyorum. Ülkü diye bir spor kuruyor adam. Kafasına göre bir spor kulübü kuruyor. Halı sahayı kiralıyor. Halı sahada spor okulu yapıyor. Mesela bizim orada da daha önce de olmuştu. İsim, kendi ismini çok koymuş kulübe. Çok aslında. Tabii kendi ismini kulübe koymuş. O şeyde yürüyor. Hadi özel sahada yapsın hocam. Sonra i̇şte da kirasını veriyor. Onu özel sahada giremez. Oraya parayla kiraladığı için. Tabii karışamıyor. Ben kulübüm diye karışamıyor. Ama normal sahalar bizim orada şimdi, sahalara giremez. İşte onu demek istiyorum. Burada yaptırımın olmaz. Zaten lazım. Belediyemiz ona müsaade etmez yani. Zaten biliyorsun milli eğitimi ayakta tutmak için bir ara proje yaptılar. Bütün okul bahçelerine ihale açtılar. Evet. Ama sağ olarak yani yap işlet devret. İşte yarısı okul aile birliğine, yarısı okul aile birliğine, ilçe milli eğitimi, il milli eğitimi diye gelir kapısı yaptılar. Ha buradakini gider kiralar ona kimse bir şey diyemez. Yani İzmir'de de İstanbul takımlarının futbol okulları var. Franchise'ini evet. alıyor. Nerede yapıyor? Belediye diyor ki hayır, kesin yapamazsın. Git özel halı saha kiralı, orada yapıyor. Onda bir fikrim ama dediği gibi işte Can Spor'u kuruyor. Kulüp mü kulüp, belediyeye gidiyor diyor ki bana işte Armutlu sahasına sağ ver. Evet. Veya Kemal Paşa'dan sağ ver. Vermeyeceksin kardeşim. Sen diyeceksin ticari amaçlısın burada. Git özel halı sahaya. Yani burada belediyenin de yaptırım olması lazım. Evet. Veya spor müdürlüğü varsa o birim. Aynı şekilde. Şimdi benim hedeflerimde siyasete atılmak var. Siyasete atıldığımda İlk hedefim spor biriminde bütün kulüplerde parasız eğitim yapacağım. Peki hocam, yani, Kemal Paşa Belediyesi'nin spor müdürlüğü diye bir birim var mı? Evet var. 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 O çok büyük bir avantaj. Şimdi orada futbolu kulüplere bıraktı ama bütün branşlarda belediye adında bütün yarışmacılar. Bir tek futbolda yarışmıyor. Sadece futbol olarak belediye kulüplere bıraktı. Antrenörlerin gelirleri, antrenörlerin çocukların masraflarını kulüpler kendileri karşılıyor yani. Anladım. O yüzden. Ama ben şimdi kendi hedeflerimde siyasete atılmak var. Eğer siyasete atılırsam inşallah parasız eğitim Kemalpaşa bölgesinde parasız eğitim yapacağım. Spor okullarında parasız eğitim.
Ve antrenörleri belediyede inşallah spor bölümünde, maaşlı olarak, yani sigortalı olarak. Balçova spor oynuyor, Balçova belediyesi oynuyor. Evet, ve orada da daha çok aileleri, şu an çok gariban aile var. Yani kesinlikle. Şu an asgari ücretle çalışan bizim orada mesela aileler var, çocukları biz eğitime geliyor. Biz çoğundan da aidat almıyoruz yani. Sanayi bölgesinde tabii çalışan evet, çok bakıyoruz çocukların durumlarına. Daha çok daha yardımcı oluyoruz yani. Bizim kulüp başkanımız olsun, belediye olsun, sanayici iş adamlarına gidiyorum söylüyorum. Böyle bir durumumuz var. Kaymakamımıza da söyledim. Geçen buluşmamızda kaymakamımız da isimlerini istedi yani. Ben isim listelerini de götürdüm. Kaymakam da destek oluyor yani. Evet. Şeyde tabii ben yani iki senedir bu işlere uzağım da son bölgelere göre futbol okulları fiyatları ne hocam? Valla şu an değişiyor. Mesela bizim oralarda benim kendi şahsıma ait otobüsüm var. Mesela çocukları köylerden topluyorum. Ve antrenmana getiriyorum. Kimisi zengin, kimisi garip. Yani belli oluyor. Yani kimisine aidat oluyor. Mesela ben 200 lira alıyorum. Ama nasıl alıyorum? Servis tutuyorum. Servisim var. Gidip topluyorum. Aslında giderlere gidiyor bu da yani. Tabii. Hocam var. Mesela hocalarım var. 2 tane hocam var Ege Üniversitesi mezunu. BESYO mezunu. Onlar çocukları masraf. İzmir'den geliyorlar. Onların giderleri. Okul masraflarını karşılıyoruz. Yani böyle ayakta duruyoruz. Hani biz bir de halk eğitim bünyesinde. Evet. Şimdi halk eğitim bünyesinde bize destek oluyor ama şimdi belirli bir aya kadar oluyor. Ondan sonra biz... Siz 12 ay devam ettiğiniz için belli aydan sonra tabii, siz kapatıyorsunuz. Tabii biz kapatıyoruz. Biz çünkü halk eğitimler 5 ay ya da 3 ay antrenörlere maaş veriyor. Evet, belli dönemler açıyorlar. Ondan sonraki de aidatlar, antrenörler o aidatlarla geçiniyor yani. Hocam hiçbir hizmet vermiyor. Sadece antrenman sahasında, antrenman veren 300 lira alan profesyonel kulübün yanında sizin verdiğiniz hizmet gayet normal yani. Ben şimdi aynı şeyi İzmir, mesela İzmir spor okullarında düşünmüş olsam, mesela İzmir'de merkezde servis içinde olsa 500'den aşağı aidat yok. Şey onu diyorum hocam, hiçbir hizmet. Sadece yani antrenman hizmeti 300 lira. 500'den aşağı aidat yok hocam. Ben yapıyorum hocam. Ama hocam benim çok arkadaşım var. Aidatlarını biliyorum yani. Hayır şimdi şu anda sırf yani antrenman şey 300 lira. Şimdi futbol, evet. Futbol okulu 2018 Aralık'tan itibaren biz Trabzon Futbol Okulu yapıyoruz. Evet, şimdi hocam. Trabzon Futbol Okulu'nu yaparken 60 tane öğrenciyle başladık biz. Şu anda geldiğimiz rakam 200'ün üzerinde. Şimdi hiçbir zaman belediyenin hiçbir sahasını kullanmadık. Ben spor okulu mantığında biraz daha farklı düşünüyorum. Şimdi futbol sen okulu... Sen pilot takımsın çünkü yani buradan yetiştirmek evet. Gitme yani şansın ben var. Ben kulübü şöyle ki 3-4 ay sonra da kulübü kurduk. Yani 2019 yılına hemen hemen tekabül etti. İşlemleri 2018 yılında bitti. Karabağlar Kulüpler Birliği'nden bize şöyle bir şey geldi. Ya ilk başta size çok soğuk bakıyorduk ama yaptığınız çalışmayı gördükten sonra iyi ki de yapmışsınız dendi. Çünkü neden? Biz özel bir franchising alıyoruz Trabzonspor'dan. Bunun ücretini ödüyoruz. Sahanın ücretini ödüyoruz. Tabii ki de onunla tabii ilgili bir aidat almam lazım. Masrafları oluyor hocam. Şimdi kalkıp yani. Ben belediyenin içerisindeki sahalara zaten talep etmiyorum. Mevzuatında da var. Yasak zaten. Yasak. Ticari işletme yapamaz. Şimdi ben hocanın ant parasını ödüyorum. Servisim var ben kendime ait. Hocama da cevap vereyim. 250 lira yapıyoruz biz. Evet. Yani bizim yaptığımız rakam çok afaki bir rakam. Yani çocukları dediği gibi kapısından tabii kulübümüzün ait. Yani futbol okulumuza ait. Servisimiz var bizim. Bu imkanları yaratırken de her şeyi düşünmeye çalışıyoruz. Ama amaca hizmet ettiği şey önemli. Şöyle bir örnek vereceğim size. Halil Başkan'la beraber biz yola çıktığımızda işletmeci olarak, futbol okulu işletmecisi olarak 81 tane Trabzon Futbol Okulu vardı. Ve 81 tane Trabzon Futbol Okulu içerisinde sadece antrenörlük mezunu olup bu işi yapan antrenörlerde bir tek biz vardık. Yani 80 tane farklı meslek gruplarından işletmeciler vardı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Biz bir ekip kurduk. Şu an bende 17 tane antrenör var. Futbol antrenörü sadece. Ama bu tamamen neye bağlı biliyor musun hocam? Geçen hafta Altın Ordu'yu burada konuk ettik. Hı hı. Sevgili moderatörüm daha iyi biliyor. Ahmet Can Hocam rakam hı hı. verdi. Hı hı. Bize o kadar çok bayilik başvurusu geliyor ki dedi açmak için. Ama biz belli kriteri koyuyoruz dedi. Ama her kulüp bunu denetlemiyor işte. Bu onu demek istiyorum ki hocamla oraya geleceğim. Yani burada iş neye dönüyor biliyor musun? Trabzonspor için söylemiyorum bunu. X Bursaspor'un futbol okulu içinde geçerli. Fenerbahçe. Aldığın franchise ücretini alıyorsun. Hadi kardeşim yolun açık olsun. Hı hı. Ta bir yıl sonraki sözleşme yenileme gelen süreye kadar bekliyorsun.
Sen orada eşofmanı beliyle bugün biraz zayıflat. Eşofmanı taktır, tak düdüğü gideyim. Kimse sormuyor bana. Hoca mısın, evet. İyi misin, bu işi biliyor musun, evet, bilmiyor musun? Evet. Şimdi şöyle ama bu konuda tamamen iş bayiliği veren kulüpte bitiyor. Evet. Şimdi şöyle ki burada bir açık parantez yapayım. Trabzonspor Kulübü ilk geldiğinde biz Ege Bölge sorumluluğunu bize vermedi zaten. Birkaç ay sonra verdi. O zamandan beri de 2019'un Haziran'dan beri de şu anda Ege Bölge sorumluluğunu, ayrıca Trabzon'un en büyük futbol okuluyuz. Yani 80-90 tane oldu şu anda. Yani sayı olarak en yani büyük. Bir bayilik almak isteyen diyelim, evet, ki Karşıyaka'nın üstüne açı bakayım, evet. Size geliyor. Evet, bize geliyor. Çünkü haklar bizde. Ve diyor ki standartlara uyuyor mu? Şimdi ben Trabzon Futbol Okulu'nu açmak istediğim zaman selam olsun Necati Özçağlayan hocamız, altyapı koordinatörü, futbol okulu koordinatörü geldiğinde ben 40 sayfalık sunum yaptım kendisine. Dedim ki hocam böyle yapacağız, böyle bir kulüp kuracağız, bu kulübü kurduktan sonra böyle bir servis alacağız ve biz onları tek tek gerçekleştirdik. Yani bunlar kısa vadeli planlar değil. Tabii Türk futboluna vadeli katmak istediğimiz şeyleri söyledik biz. Ama zaten yani burada sadece amaç aidatı alayım. Yani bu amaçla yürürsem bu işi yapanlar da var. Bak, sorun değil. Şey bak, diyorum, Trabzonspor tamamen camiasının, futbol okulları camiasının içinde de elbet ki vardır. O, bu bir iş meslek kolu. Bizimkisi farklı bir şey. Ama zaten anlatabildim sen mi? Bu yapıyı yaptığın için Trabzon oyuncu yollayabiliyorsun. Aynen öyle. Atıyorum ben Muğla'da açar. Sırf ticari işi, bu iş yaparsan yılda bir defa adam yollamam. Buna da saygı duymak lazım. Şimdi bu bir amaç. Şimdi ben başka bir amaçtayım, o da başka bir amaçta. Şimdi bir şey denmez çünkü o para kazanmak istiyor. Ben futbolcu yetiştirmek istiyorum, ona da kızamam. Şimdi yani ama şöyle bir şey var. Amacı hocam doğru belirlemek sen lazım. Sen Türkiye'nin dördüncü büyük kulübüyüm diyorsan, yani ben Trabzon için söylemiyorum bunu. Bana göre en büyük de. Hani. Yani hayır, halk arasındaki söylüyorum. Yani dördüncü büyüksen, sen atıyorum rakamları bilmem. İzmir'den alacağım 5 lira, Muğla'dan alacağım 5 lira sana Denizli'de damla olur. Evet. Yani sen bir Abdullah Avcı çalıştırıyorsun, bir bilmem ne itiraz ediyorsun. Oradan gelenler senin en fazla bir aylık bardak suyunu karşılar. Şimdi yani şunu değiştirdi sistemde, onu söyleyecektim. Esas iş burada oyuncu olmak. İşte denetleme kısmında, şimdi Ege Bölge sorumluluğunu bize verdikten sonra hocamız dedi ki, bu standartlara uyan işletmecilerle yap. Mesela Uşak'ta futbol okulu açtık, Denizli'de futbol okulu açtık. Bizim kendimize ait değil, evet. Ama ben izin verdim diye açıldı. Tabii denetlemek sende. Şimdi hocası uygun mu? Sahası uygun mu? İşte işletmenin kalitesi ona uygun mu? Şimdi öyle bir yerler var ki yani gittiğin zaman hakikaten orada top oynamayı bırak, gezmezsin bile. Aynen. Öyle olduğu için şimdi diyorsun ki bir marka, bir armayı temsil ediyorsunuz. Ona göre bu standartla olmanız lazım. Ve bizim gidip çok defa açmadığımız futbol okulları var. Veya izin vermediğimiz. İzin vermediğimiz. Şimdi hoca İstanbul'dan geliyor. Biz hocam tamam uygundur dediğimiz zaman geliyor. Yani bu denetleme mekanizması aslında büyük kulüplerin çoğunda var. Yani bu yeter ki doğru planlamayla olsun. Yani spor okulları bu işin temelidir. Anladım. Tabii yani doğru. Spor okulları yoksa olmadan amatör kulüp olma ihtimali yok. Ben açıkça söylüyorum. Ben de şöyle söyleyeyim, profesyonel kulüpler, amatör kulüpler olmasa havuzu sıfır. Aynen. Sıfır. Yani yok hani. Oradan çocuklar. Tabii şimdi kendi futbol işi Karabağlar tarafı, şeyde gerçi Ulucak tarafında profesyonel kulüp yok ama ne yapıyor? İşte Manis FK oyuncu veriyor, Göztepe oyuncu tabii, veriyor. Tabii. Niye kendini sen futbol okullarından çıkartamıyorsun? Her yerde franchise'ın var. Evet. Yani veya kendini niye çıkartamıyorsun? Havuzun dar. Tabii. Ama amatörde işte yukarı Kızılca'dan da oyuncu geliyor. Bağ arasından, bağ yurdundan da geliyor. Oradan da geliyor, geliyor. Evet. Potansiyel çok büyük. Hocam sizde de var mı böyle o bölgede gelip franchise üstünde açmak isteyen veya şey oluyor mu? Vallahi şeyde Altın Ordu'nun okulları Kemalpaşa merkezde. Göztepe var, Manis FK var. Ulucak'ta yok ama değil mi? Ulucak'ta yok. Sadece Ulucak Spor var. Ulucak'ta öyle bir kendine has bir yapısı var hocam. Ulucak Spor'da bir de bizim Kemalpaşa'dan biraz daha ayrı böyle. Aynı. Bir de bizim ismimizden hele belediyeler ayrıyken daha da böyle evet, şey. Ama bizim şimdi mesela Ulucak Belediyesi kapanmadan önce i̇şte şu an İzmir'in Milan'ıydık biz. İyi, aynen öyle. İzmir'in amatörün Milan'ıydık yani. Şu an yani bakıyorum şu anki o da bir darbe oldu be hocam. Yani tabii belediyelerin kapanması bizim bazı çoğu belediye yani büyükşehir yani belediyesi yasası bitirdi bazı yerleri yani evet ama bizim Ulucak ayrı bir inşallah bir ilçe oluruz genişleyen göç alanı artık o, yani alınan göçlerle de olması evet, da gerekiyor inşallah ilçe oluruz kendi ben çünkü kendimize bir önceki dönemi hatırlıyorum geldiğimde belediye yetemiyor yolları gör köstebek yuvası evet. Ama şimdi o yolların öyle olması çünkü yatırımın olması altyapının olması üniversitenin gelmesi evet o da bir avantaj şimdi ben üniversiteye gidiyorum giriyorum
spor bölümlerine, birimlerine. Hocalarımla konuşuyorum, öğrencilerle konuşuyorum. Oradan yetenekli oyuncuları alıyorum. Bünyemize alıyoruz yani. Oradan bizim o şansımız oluyor. Ya zaten üniversiteden de bu işe sıcak bakması çok önemli. Bugün tabii. Sevgili moderatörünle beraber İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun davetlisiydik. Evet. Ben zaten 3 yıldır onun spor danışma kurulundaydım. Sağ olsunlar biz bugün davet ettiler bizi. Onlar da hep spor kulüplerinin iç içi olmak istiyorlar. Aynen. Evet. Yani bu tamamen bakış açısı. Bu konuyla ilgili de teşvik de var bu arada. Yani bakanlık bunu teşvik ediyor. Öyle mi? Bir okulu, bir kulüple mutlaka bağlantısının olmasını istiyor. Yani diyor ki bir kulüple anlaşın ve oradaki çocuklarınızın yetenekli olanları orada mutlaka antrenman yaptırın. Yani bu orta öğretim ilkokul için de mi geçerli? Evet, hepsi, lise için de geçerli. Aynen. Ama yani bunu diyen bakanlık ilkokulda bir eğitimi dersini vermiyor. Ya şimdi şöyle düşünüyorum ben orada da. Bizim dönemimizde beden eğitimi dersi diye bir ders vardı ve herkes bu beden eğitimi öğretmenini sorsam ilkokuldakini hatırlarsın. Çok önemli bir figürdü. Bence çok büyük eksik. Evet. Aynen. Yani çünkü çocuk bir anda ortaokula geldiğinde bir tane beden eğitimi öğretmeniyle karşılaşıyor ve turnuvalara giriyor. Şimdi bizim için de büyük problem. Aynen. Daha adam resmi lige sen seçemiyorsun bu sefer. Hani orada o faaliyetin içinde olmadığı için koordinasyonu artmıyor. Hocam sağdan sola dönüyor bilmiyor. Bırak eğitimi. Dediğin gibi. Hatırlarsın. İlkokulda ne yaparlardı beden eğitiminde? Hazır ol. Rahat sağdan sola dön. Evet. Benim de oğlum var. Sağdan sola dön. Diyor. Ama şu an bakıyorsun okulların mesela bizim oradaki okullarda halı saha yok. Betonda çocuklar top oynuyor. Ne yapsın hocam? Hani beden eğitimi yapıyorlar. Bazen geziyorum okullarla biz öğretmenlerle iç içeyiz. Mesela öğretmenler biz bu konuda destek oluyoruz. Çocukları kendi arabamızı alıp tesislerde çim sahada antrenmanı ne güzel. Okul, şey kaç tane saçıyor hocam? Yani mümkün değil. Işte. Büyük yerde mümkün ama değil. Ama bir de bizde imkan nasıl var? Sahalarımızın olması imkanı var. Şimdi İzmir'de bakıyorum hiçbir kulübün öyle bir imkanı. Bu konuda birazcık çam dibi avantajlı. Evet, onu söylemek lazım. Güzel bir yapıları var. Hocalarıyla, kulüpleriyle. Yalçın, sevgili Yalçın Akdeniz'e de selam söyleyelim. Evet, selam olsun. O yani çok hafta uğraşıyorlar. Yalçın hani sadece hocam. Yalçın Hoca değil. Yani orada öyle güzel bir yapı var. Her aileler de birbirini tanıyor. Yani tribüne gidin, maç resmi maç izleyin, keyif alırsınız orada. Yani ben bile yani Bornova'da futbol hayatım geçmesine rağmen şehir stadından gidip çam dibindeki sahada, Yeşilova'nın sahasında maç izlemiş. Şimdi orada da sağ çok, çok deniyor ama kulüp de çok. Kulüp çok, evet. Çam dibinde çok kulüp var hocam. Yani, bak, Borno Belediyesi'nin reçeti çok var. Okul yapısını anlatmaya çalıştım aslında aynen. Can Bey. Yani şöyle, okullardan çekebiliyorlar öğrenci. Şimdi biz gittiğimiz zaman ya Göztepe Futbol Okulu'nda oluyor, ya Altay'da oluyor, evet. Bir yerde oluyor. Zaten tabii, çocuk lisanslı yani, aşamaya geçiyor. Yani aslında doğru taramayı yapmamız lazım. Biz nerede ne arıyoruz? Evet. Şimdi benim bölge Karabağlar Bölgesi. Karabağlar Bölgesi nasıl bir bölge? Mücadeleci bir bölge. Benden orada orta saha oyuncusu çıkar, örnek veriyorum. Futbol için söylüyorum. Hocam. Karabağlar ama Bornova'dan mesela 10 numara adam çıkar. Çünkü soğukkanlı, estetik evet, adam. Şeyden, yani o estetiği yakalamış. Eskiden Karabağlar geniş. Evet. Çamlar Yeşillik Caddesi falan eski Karabağlar. Evet, evet. Şimdi nerede Karabağlar? Ya diyorsun neresinde? Diyor ki İnönü Caddesi bilmem kaç numaradan itibaren Karabağlar evet, diyor. Oldu. O bölünme de çok kötü yani. Tabii ki de. Ama her şimdi öyle bir kozmopolit yapı var ki. Canım. Aynen. Ya şimdi her taraftan adam bulabiliyorsun bu sefer. Yani senin baktığın açıya bağlı ama şimdi ne giriyor devreye? Sen bir kulüpsün. Şimdi dediği gibi maddi durum olmayan var, olan var. En büyük satış. Yani var. Şimdi çocuğu vereceğim. Mesela Göztepe'den istiyorlar bende. Urla'daki turnuvaya gittiğimizde nasıl vereceğim? Çocuk kent kart basacak parası yok. Yani nasıl çözeceğiz bunu? Hocam o problem geçen, yani. Sevgili Murat İce de 3 yol gençlik olarak anlattı. Bu Limontepe, o Nasrettin Hoca heykelinin altında yapılacak sahalar evet, size faydası olacak mı? Tabii işte onu söyledim ya, belediye yeni bir... Peki başladı mı o sahalar? Yapılıyor mu? Ne durumda? Şu anda yani... Bu 2023'te teslim edeceğiyle ilgili bilgi geldi ama yani o proje inanılmaz uzun zamandır devam ediyor. Çünkü 3 belediye başkanı gördü o projeyi. Öyle mi? O kadar tabii, uzun. Tabii o kadar uzun. Yani peki son dönemde bayağı uzun yani. İnceleyebildiniz mi gidip? Son dönemde şöyle okul turnuvası olduğu zaman yanındaydık. Bayağı bir temelini, dış tarafını falan yapmaya çalışıyorlar ama sağ kısmı en son yapıldığı için şu an hangi aşamadadır nedir bilemiyoruz. 3 sağ çıkıyormuş galiba değil mi? 1 tam sağ çıkacak, 2 tane de halı sağ çıkacak diye geldi ama bu proje sürekli değişiyor. Yani bir standarta oturtulmuyor. Aslında orada öyle bir alan var. İşte aynı şeyi konuşuyoruz hadi. Can abi, güzel mesajlar da var. Biraz onlardan okuyalım istiyorum. Tabii. Şahverdi Hoca bizi izliyor. İyi yayınlar. Çok selam olsun. Biraz evvel beraberdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. En sıkı takipçimiz evet, sevgili evet, Şahverdi Hoca. Şahverdi Hoca. O da o bölgeyi gerçekten çok iyi şekilde zaten ilk programımızın da konuydu. Evet, evet, evet. Ahmet İset yazmış. Onur hocam ben Ahmet Bera İset demiş. Sağ olsun. Yazmış.
Mert Kahraman hocam, ben kaleciniz Mert demiş. Rıdvan Beyaz, Ahmet hocam, ben Samet Beyaz, iyi yayınlar. Bak ne kadar seviyorlar hocam. Evet evet. Safiye Tekin yazmış, herhalde başka bir hesaptan. Ahmet hocam, ben kaleciniz Yiğit Tekin yazmış. Yiğit Tekin, evet. Güzel mesajlar gelmiş gerçekten. 12 doğumlu öğrencilerim. Onlar güzel da... mesajlar da gelmiş yani. Onlar da yayını yakından takip ediyor. Biz böyle... Evet hocam, yani gayet öğrenciler tarafından bayağı seviliyorsunuz yani. Evet. Yani onların hayatına dokunduğunuz sürece elbet ki bunun karşılığı her zaman oluyor. Dediğim gibi şimdi karne toplarsan, öğretmen getirirsen, futbolun dışında hayatlarına dokunursan tabii ki de bunlar savrulacaklar ama biz her zaman söylüyoruz, bir yeni bir veli kayda geldiği zaman da, bizim oluşumumuzu duyup geldiği zaman da, biz çocukların koltuk değneğiyiz. Bir koltuk değneği benim, bir koltuk değneği aile. Bir süre sonra o koltuk değneklerini bırakıp devam edecekler hayata. Evet. Ne kadar ayakta tutabiliyoruz? Vatana, millete ne kadar doğru bir veli yetiştirebiliyoruz, ona bakmak lazım. Bize şimdi ben antrenör olarak da kendim nasıl bir rol modelim, başkan olarak. Kendim doğru alışkanlıkları yapabiliyor muyum? Ve gerçekten çocuklar için, çocuklar hani ev dışında antrenörleri, hocaları bir model olarak, bir idol olarak görünüyor. Ya ben onu dediğim ya biraz önce, işte beden eğitimi öğretmeni sorun, herkese sorun. İlkokul beden eğitimi öğretmeni hatırlar ama Türkçe öğretmeni sor hatırlamaz. Evet. Sen bu kadar önemli bir figürken, mesela ben velilerle konuştuğum zaman da bunu özellikle söylüyorum. Bizi tanıyın. Nasıl bir kişi olduğumuzu, evet. Doğru mu hocam? Tabii, belki de ben bambaşka bir kişiyim. Senin hayatına uymayacak bir kişiyim. Beni tanımazsan nasıl olacak? Çocuk zaten gol atınca beni görüyor hocam, her gün görüyor. Aynen. Senin için de gol atıyor. Evet, o yaşlarda çocuklar 16 yaşına kadar artık ailesi için oynuyor. Sonrasında zaten kendi için oynuyor. Yani burada destek aileden her anlamda gelmesi lazım. Nasıl gelecek? Yanında olarak. Her antrenmana gel demiyoruz ki. En azından haftada bir tane maçınız da pazar günü oluyor hocam. Aynen. Hani kim çalışıyor pazar günü? Hani çalışanlar var, saygı duyuyorum ama %80 çocuğumuz kadar kıymetli, çalışmıyor. Evet. Bak çocuğumuz kadar kıymetli bir şey var mı hayatta? Benim yok. O zaman o kadar kıymetli bir şey mi? Ben birine emanet ediyorum ve onu takip etmiyorum. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Şimdi, evet hocam, orada iyi bir noktaya değindin. Bizim mesela spor okullarımızda yeni kurulduğumuzda çocuklar mesela maç istiyordu. Biz hafta sonları maç alıyorduk kulüplerle. İzmir'den gelen kulüpler ailelerine geliyorlardı maçlara. Ulucak tesisleri güzel bir yer. Evet. Hem piknik yapıyorlar hem çocukların maçını izliyorlar. Ama bizim bakıyorduk böyle, eşim de beraber bu işin içindeyiz. Eşim diyordu ki, bakıyorduk kendi kendine söyledik. Bizim aileler niye gelmiyor? Ve o alışkanlığı artık ailelerin üstünden attık, devamlı gelmeye başladılar. Bir ikincisi de kayıt arıyorlar beni. Çocuğum var, spora yazdırmak istiyorum, futbola yazdırmak istiyorum. Şuradan servisiniz geçiyormuş, binsin. Hayır dedim. Geleceksiniz, çocuğunuzu nereye yazdırdığını, ne yaptığını... Bir görmeniz lazım. Evet, bir ortamı nereye görmeniz lazım. Ondan sonra biz çocuğun kaydını alıyoruz. Öyle bizim arabaya gel bin, kaydını al. Yok, öyle yok. İlk önce ailesi gelip görecek, tesislerimizi görecek. Tabii. Bakalım... İyi bir ellerde mi çocuk? İyi bir antrenörün elinde mi? Belki arkadaşı kötü. Belki öğrenci yok. Evet. Hani onu ilk önce ailelerle biz temasa giriyoruz. Çok önemli bir noktaya değindim. Evet. SGK'dan iki tane hanımefendi gelmişti geçen sene kulüp binamıza. Dediler ki, biz işte o senin söylediğin dönem Can Bey, denetleme için. Geldiler, ellerinde dosyalar var. Tabii biz evrakları çıkardık, gösterdik falan. Çok böyle baktılar, tamam dediler. Dediler ki, ya hocam, başkanım, yani biz dediler çok mutlu olduk buraya geldiğimize. Dedim ki, hani normali bu değil mi? Yok dedi yani. Tabelası olmayanı bırak, kahvelerde dedi, kulüp binaları var dedi, ulaşamıyoruz evet, dedi. Evet. Yani şimdi sen kahvede bu işi başlatırsan sonucun zaten kahvedeki adamlar olur. Anlatabildim mi? Doğru. Neyi ben söylüyorum? Yani, ama sen kulüp binasında başlatırsan sonucun mutlaka ki oraya ulaşır. Hiçbir şey olmasa buradan velilerin hepsine de her zaman söylüyorum. İyi bir bireye yetiştirelim ya. Evet. Ya bizim amacımız biz bu. Hep topçu olsa ki şöyle hocam, baktığınız zaman şimdi 250 öğrenciniz var veya hani kimisinin 300 öğrencisi var. Evet. Bu 300'ün 300'de futbolcu olamaz ki zaten. Tabii bir şey yok yani. Ya şunu şöyle de 10 tane, 15 tane veya 20 tane futbolcu olacak. Şöyle de karşılaştırabilirsin. Böyle bir gerçek de var. Şöyle de karşılaştırabilirsin. Şimdi futbolcu bu işin tapu değil mi? En yukarıda, evet. Noktada profesyonel oynadı. Şimdi soruyorum size. Bir tane okuldan kaç tane doktor çıkıyor? Bana cevap verin. 1000 tane mevcut olan yani, bir tane mi çıkıyor? Bu işin tapu doktor mu? Bir ya da iki, en fazla iki. Doğru muyum Can Bey? Tabii. Şimdi sen orada doktor ol diye üzerine baskı yapıyorsun. Burada da futbolcu ol diye yarıştırmıyoruz çocuklarımızı. Şu var. Deyin ki, bu mesleği seviyor musun? Ben de futbolcu olmak istiyordum. İki defa ağır sakatlık geçirdim ama neredeyim şu anda? Gene futbolun içindeyim değil mi? Sevdiğim. Evet. Doktor olma ihtimalin yok mu diyelim ki? O zaman git
acil tıp teknisyeni o. Sevdiğin şeyin yanında o. Sevdiğin şeyi yapan insanlar bu ülkeye her zaman katkı sağlar. Sevmediğin şeyi yapan insanlar memur zihniyetli gelir sabah 8'de akşam 5'te gider. Gerçi öyle işler de kalmadı artık da. Herkes ekstra işlere gidiyor. Yani bu zihniyetten çıkmamız lazım. Şimdi, ben kendimi şanslı görüyorum. Çok şükür ki böyle bir imkanımız oldu. İnsanlar da destek oldu. Amacımız çocuklara da sevdiği şeyleri yaptırabilmek. Hocam tabii geçen hafta şeyin Altın Ordu'nun Oslar Organı çok iyi. İyi birey, iyi vatandaş, güzel, iyi futbol. İyi futbol. Önce iyi birey olacaksın. Evet. Ondan sonra iyi bir birey olduktan sonra iyi vatandaş oluyorsun. Futbolcu olmasan da iyi bir vatandaş olarak aynen, bu ülkeye, bu vatana hizmet ediyorsun. Ama dediğin gibi iyi yönlendirilmezse, şimdi ben yıllarca bu işin içine kaldım profesyonel tarafında. Bu iş şans oyunlarında büyük ikramiyeyi bulmak gibi. Kaç yıl? 14 milyonda bir. Doğru mu? Evet, büyük milyonda bir. İlla herkes Arda Turan olacak, Emre Belözoğlu olacak diye bir şey yok. Atıyorum. Süper Lig olmazsın, birincilik olursun, bir olmazsın, tabii iki, ki, üç olursa, en kötü hiçbir şey olursa, bal liginde olursa belli bir parayı kazanırsın. Aynen. Ama bunu bile, yani olmanın garantisi yok. Garantisi yok. Ama aile ne olarak görüyor? Aman futbolcu olsun, beni kurtarsın. Yok öyle evet, bir şey. Öyle ya. Görüyor maalesef ya, yok. Aileler şu anda. Ha, sana şu için örneği vereyim. Sadece futbol değil. Ben bunu tescilli isim vermeyeceğim. Basketbol, voleybol, futbol. Üçü de profesyonel oynanıyor. Yani basketbol, voleybol, amatörlükler geçse de paralı. Doğru mu? Evet. Bugün Eczacıbaşı'da oynayan da şey. Velisi peşinden koşan. Bak her antrenmanda suyunu getiren, arabayla getiren, götüren. Futbol, basketbol, voleybol. Hiçbir şey olamadı. Altına imza mı atar? Bak aynen, hiçbir şey olamadı. Kim oldu biliyor musun? Sırtından çantası varım. Geveyi kemere kemere gelen. Ciddi söylüyorum bak. Kent kartı basan. Otobüsten indiğim İzban'a binen. İzban'dan bilmem neye binen o çocuklar oldu. Yok çünkü çıkış şeyi yok. Biliyor ki yağmurda çamurda gidecek bilmem ne gidecek. Bir çıkıyor. Babası sırtına annesi havlu koyuyor. Arabaya biniyor. Gidiyor. Hiçbir zorluğu görmüyor. Hiçbir şey olmuyor. Biz antrenörlük dönemimiz içinde, futbolculuk dönemimiz içinde. Daha önce konuştuk, sohbet ettik ama ben futbolculuk döneminde FK1'den FK4'e gidiyordum antrenman. 6 ayda oynadım dönem. Antrenörlük döneminde Bornova'dan Güzeltepe sahasına gidiyordum. Böyle eskisi gibi böyle iki tane değil, 3-4 tane otobüse binerek. Yani tamam. Şimdiki antrenördeki antrenör arkadaşlarımıza da söylüyorum. Buradan biraz sesleniş gibi oldu ama yani lütfen yaptığınız işin başlangıcında lütfen kendinizden ilk önce bir şeyler verin. Ondan sonra karşılıklarını bekleyin. Yani bir şey yapmıyor. Mesela futbolcu için de aynı şey geçer. Antrenmana gelmiyor ama ben hocam oynamayayım bu hafta. Oynarsın da tribünde oynarsın. Çünkü evet, sen ilk önce bir şey vereceksin ki bana, ben göreceğim ki onu. Ondan sonra sahanın içinde sen de bana bir şey vereceksin. Şimdi burada hocam şunu söyleyeceğim. Siz çocuklar için bir idolsünüz her zaman, her size gelen öğrencileriniz için. Çünkü öğretmenden çok yeri geliyor, ailesinden çok sizi görüyor, sizle vakit geçiriyor. Evet. Bu da herhalde az önce dediğiniz gibi ailelerin doğru hocanın, yani hocayı seçmesi, doğru takımı seçmesi, arkasından gitmesi önemli bir şey herhalde değil mi? Evet, önemli bir şey ve çocuk mesela ben okula gittiğim zaman çocuklar öğretmenlerin yanından derste top oynar, mesela teneffüste top oynarken bırakıyorlar topu mu, herkesi gelir toplanıyorlar. Yani, yani ayrı bir mutluluk duyuyoruz yani bizi ne kadar sevdiklerini, bizim onların bu işi ne kadar sevdiklerimiz ortaya çıkıyor yani. Öğretmenler de bundan memnun. Mesela bir gün bir olay oldu, öğretmen beni çağırdı. Öğrenciyle sorun yaşamış. Şimdi artık çocuklara değişik bir maalesef. Tabii çok yani, maalesef. 2010 doğumlular mesela çok söz dinlemiyorlar. Öğretmenler hani söz dinletemiyor yani. Çocuk da şey yapamıyor. Öğretmenin morali bozulmuş. Ağlıyor öğretmen okulda. Beni çağırdı böyle böyle. Tamam dedim hocam ben halledeceğim dedim. Çocuk da benim öğrendim. Çocuğu aldım, konuştum, ettik. Çocuk özür diledi. Gitti öğretmenin elini öptü. Bu bir ayrı bir mutluluk. Öğretmen de havalar uçtu. Yani kesinlikle, dünyası yeniden dünyaya bakış açısı değişti belki. Çocuğun öyle olması yani çocuklara çok dokunuşumuz önemli hocam bu kesinlikle konuda yani. Gerçekten de biz iyi işler yaptığımızı yani eminiz yani. Hocam şimdi hocamız çok güzel söyledi, bir şey söyledi aslında. Çocuklar biz de işte futbol oynarken işte beden eğitimi öğretmenine bakış açımız daha farklı diye öğretmenine bakarken veya işte bir futbol kulübüne gittiğimiz zaman yeri geliyor. Şimdi çocuklar şöyle bir şey var. Evet okuldaki hocasından korkmuyor hiçbir şekilde veya ona karşılık verebiliyor ama bir futbol kulübüne gittiğinde sizlerden daha fazla çekiniyor veya sizlere daha fazla saygı duyuyor. Bu doğru değil mi aslında? Yani şöyle ki, siz de bunlarla karşılaşmışsınızdır. Tabii ki de. Şöyle ki şimdi iki tane saygı durumu var. Birisi sevgiden saygı, birisi korkudan saygı. Evet, bizdeki doğru, sevgiden saygı. Biz her şeyi sevdiğimiz için
sevdiğimizle işi yaptığımız için o çocuğa sadece sevgiyi aşılayabiliyor. Zaten içinde sevgi tohumu olan çocuk ne doğaya zarar verir, ne hayvanlara zarar verir. Kesinlikle. Ne dünyaya zarar verir. Hiçbir zarar vereceği hiç kimse, hiçbir yer olmaz. Şimdi ufak bir anekdot söyleyeyim. Trabzonspor'a giden çocuğumuz için söylüyorum. İlk mesela sorulan şey ne olur? Hani hangi bölgede oynuyor? Değil mi? Hani nasıl? Ayağı evet. iyi mi? Şut mu? Hani bu sorulur değil mi? Trabzonspor'un bize ilk sorduğu şey ailesi nasıl dedi. Birinci maddeye bakar mısınız? Doğru. Bakılan açı. Şimdi biz şimdi şu öyle bir seviyeye geldik ki biz artık aile de seçmek durumundayız. Çünkü tabii. oradaki ekibi de doğru bir şekilde yönetmek lazım. Şimdi kimi aile çok baskılı geliyor. İşte benim oğlum oynamıyor. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bunlarla çok karşılaşılıyor. Evet. Şimdi bir de şöyle düşün. Bütün desteğini de bu ailelerden aldığını düşün. Şimdi antrenörün de eli kolu bağlanıyor. Böyle biz kulüplerde oynadık. İşte o yapıyı bozduk biz. Şimdi gelip bir veli ya da bir herhangi bir yönetici ya şu çocuk oynasa gibi bir durum yok. Hoca ne görüyorsa onu uyguluyor. Özgürlük alanı sınırsız. Bizler de tabii ki de buna destek. İşte hocam fikir veririz ama ben antrenör olarak fikir veriyorum. Uzmanlık alanın oysa Ali Bey siz de gelin derim. Mutlu oluruz. Anlatabildim mi? Tabii. Ama uzmanlık alanım değil ama ben her şeye geleyim fikir yapayım. Ve de bir de şöyle bir şey var. Yani futbol antrenörü herhalde şu odada bile hepimiz futbol antrenörüyüz buraya. Yani acayip bir meslek söyledi, yani. Normal bir meslek söyledi, değil. Mesela bir futbol okulu veya spor okulu açıyorsun. Dediği gibi Can abinin eşofmana giysin. Bitti yani. Okuldan mı mezun, futbolcu mu nedir ne hiçbir şey bilmeden. Şimdi bunu aile yapması. Antrenör yani ama bunu, kim biliyor bunun antrenör olduğunu? Bunu aile yapması lazım. Bir de şöyle bir durum da var. Bizim akreditasyonlarımızı istemeleri lazım. İsteyen ailelere ben çok mutlulukla gösteriyorum. Mesela ben Trabzon Futbol Okulu'yum ya da Karabağ Futbol Okulu Başkanı. Bana sor bunu ben de göstereyim. Diyeyim ki kardeşim bu ben buyum. Çünkü dediğin gibi bir eşofmanı çekip ya da bir sahaya geçtiğim. Kim biliyor onun hocam? Yani kim hiç kimse onun farkında olarak. Değil. Ama ne yapar? İşte velilerde de burada çok iş var. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Gelen velilerle hep bu sohbeti yapmaya çalışıyoruz ama şimdi diyorum ki bir çocuk dört ayaklı sandalye yiyor. Şimdi bunun bir tane ayağı benim. Antrenörlük. Ben bu işin okulunu okumuşum. Ve doğru antrenörlerle çalışıyorum. Tamam bir ayağını sağlama tuttuk. Şimdi bu işin uykusu var. Dinlenme bölümü. Beslenmesi. Doğru olmadı gitti sandalye. Beslenmesi var gitti. Diğer kısım da çevre ilişkileri ve aile. Şimdi ben sadece antrenman kısmını yapayım. Bu sandalye ayakta durur mu? Pat diye devriliriz. Böyle bakılıyor. Ben sana verdim. Antrenmanı doğru yap. Tamam da işin %60'lık kısmı sende. Sen bana diyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi diyor ki sana uyumuyor diyor. Ya uyuyor diyor çocuk. Bir geliyor göz altlarım oraya. Ben biliyorum uyumadığını. Şimdi anlatabildim ne demek istediğimi. Ahmet hocamın dediği gibi şimdi çocuklara söz dinletemiyorum diyor. Şimdi benim de oğlum var ben de dinletemiyorum. Neden biliyor musun bunun şeyi esas? Sen annelerin hamilelik döneminde basarsan folik. Folik tabii şimdi folik yüklemesi, zeka patlamasıyla çıkıyor adam dışarı. Eskiden çocuklar derlerdi ilkokul mezunu doğar, şimdi ise mezun doğuyor. Telefon. Onlar bunlar dijital çağın çocuklar. Tabii. Çocuklarda bir enerji patlaması var. Hele şehirde yaşıyorsa tamamen patlaması. Hiç alan yok. Olacak gibi alan yok. Veya spor alanı yok bilmem ne yok. Bir de sizin avantajınız ne biliyor musun? Kulüpler. Kulüpler sizin kulüpleriniz. Siz belli bir yerde hayır diyorsun kardeşim. Böyle benim kuralım bu. Böyle olur. Böyle olur. Bu antrenman olacak şey. Profesyonel kulüplerde şey olmayanlar, kurumsal olmayanlar için şimdi isim de vermeyeyim. Veliye göbek bağından bağlanmaya başlıyorsun. Hocanın maaşını ödeyemiyorsun. Hoca anlıyor ki hoca kıvranıyor şimdi. Düşünce hocam ne oldu? Ya sıkıntım var işte ben maaş alamadım bu ay. Öyle mi hocam? Ya ayıp ediyoruz işte. Ertesi gün hocam bir sıkıntın oldu mutlaka beni ara diyor veli. Bak sen zor oyunu bozuyor. Evet. Ya ne oldu hocam? Ya kredi kartımı ödeyemedim veya ev kirası geldi. Ya yollarım hocam ben sana hiç canını sıkma. Babanın ayına mı yolluyorsun o parayı? Daha para geliyor. Hocam ya bizim oğlum Can oynamıyor bu hafta da bir oynasa. Bakarız sonra Ahmet Bey oynatırız senin oğlunu. Tak Can oynamaya başlıyor. Can yeteneksinin önüne gidin ama Ali daha yetenekli ama Ali gariban. Ali'nin babası para veremiyor. Ne oluyor? Ya yetişemiyor. Futbolcu olacak adam olamıyor. Öbür ki U19'a kadar çıkıyor veya 21'e kadar çıkıyor. Baba biraz daha güçlüyse şeye gidiyor profesyonel takıma ya diyor ki ben sizin bir deplasmanını da karşılayayım. Benim oğlan profesör olsa oğlan gidiyor. Evet. En son kapıya geliyor, senin ligdeki antrenör senin oğlunun gözyaşına bakar mı? Hiç, para veriyor. Tabii. Devam, senin oğlun antrenmana git gel, git gel, git gel. Ne oldu? Benim oğlum profesör oldu. Ne oldu? Parayla oldu.
Ondan da bir sonradan yok oldu. Sen de biliyorsun o dönemleri. Tabii ki de. Senin çok staj yaptığın dönemlerde ne futbolcular vardı karşıya. Hepsi, yani bu hepsi bu yok oldu gitti. Ya tribünden bile biz maç izlerken TFF1'de falan tribünden bile son 90. dakikada oyuna giriyor. O yani oyuncunun koşuşundan anlıyorsun orada neden olduğunu. Değil mi? Yani çıkıyor değil mi? Çok yani defo ortaya çıkıyor. Üzücü olan şu, bu hala devam ediyor. Şimdi biz sahanın içindeki yetkilileriz hocamla birlikte. Siz basın olarak yetkilisiniz. Bunları değiştirmenin zamanı geldi. Nasıl değişti? İlk önce bizlerin zihniyeti değiştikten sonra diğerleri ona ayak uydurması lazım. Hocam siz gene mezun ediyorsunuz. Hocam ne diyor? Ben Manisa FK'ya verdim. Ben Göztepe'ye verdim. Hocam gönül rahatlığıyla artık o çocuğu yetiştirdim. Gerisi ona kalmış. İşte orada ikinci etap başlıyor. Evet. Profesyonel hayat başlıyor. Altyapısı da bile olsa. Doğru mu Ali? Aynen. Arda işte entrikalar başlıyor. Ben tabii yani kulüp ismi vermiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Adam gidiyor entrikaların içine giriyor. Çocuk çok yetenekli. Hocam da uçak. Niye alıyor hocamdan, Ahmet hocamdan? Yetenekli olduğu için alıyor. Çocuk çıkıyor ama aynı şartlarda yarışmıyoruz. Ben İzban'la geliyorum, şeyle geliyorum. Ben bir kramponla, patlak kramponumu flastelle sararak ben maçı ödüyorum. O işte X ayakkabının kuş ağırlığında olanını giyiyor, oynuyor. Onun babası biraz daha fazla veriyor. O hafta o giriyor. Şartlar öyle başlıyor. İşte orada olabilecek adamın futbol hayatı orada sönmeye başlıyor. O yüzden Altınordu'nun daha başarılı olması lazım. Her imkanını veriyor. Veriyor tabii ki. Daha üretici, daha çok fazla soğuk. Onu söyledik ya, veriyi işin içine fazla sokmuyor. Mümkün değil. Yani ben o şartları futbol okulunu soracağım. Bile izlemiyor yani. Öyle tabii. Doğru ya, tabii. 116 kişiyi yatırmak kolay mı? 116 kişi yatıyor. Evet. 3 öğün, 2 de ara öğün, 5 öğünde. Ya, ben şunu söyleyeyim. Orada işte basın toplantısına gitmiştim. Toplantı öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'la sohbet şansımız oldu basın mensubu olarak. Kendisi şunu söylemişti, yani bizde ceza sistemi var. Maç anında veli bir pozisyonda çocuğunu ah niye oraya vurdun veya niye pas verdin dedi, bir hafta tesise gelemez, bir hafta maça gelemez dedi. Yaptırım olması gerekiyor tabii. İkinci kez bağırdı dedi, bir ay dedi. Bir ay maça da gelemez dedi, antrenmanı hiçbir şekilde izlemeye gelemez dedi. Doğrusu. Tribünden dedi, niye pas vermedin, niye onu kaçırdın, işte şunu yapmadın, ah vah. Kesinlikle istemiyoruz. Veliler bunu biliyor dedi. Yani öyle bir sistem olur kendisi. Şimdi Ahmet hocam diyor ya, hani veliye gelin hani görüyor diyor İzmir takımda hazırlık maçında. Esasında o da bir avantajı velinin gelmemesi. Bir müddet sonra çocuk devamlı gözü türbünde. Onun hocam diyor ki oğlum sağa git diyor, çocuk sola gidiyor. Şimdi baba öyle bir kardeşim. Etkileniyor yani. Etkileniyor. Kardeşim biliyorsan sen o zaman sen geç yönet bunu. Aynen. Yani sen çocuğunun matematik dersine girebiliyor musun hocam? Tabii, sen yanlış anlattın bunu diye girebiliyor musun? Girebiliyor. Ama işte o, maalesef ki herkes futbolu biliyor. Herkes. Herkes işte orada o devreye giriyor orada. Söylediğime geliyor. Aynen. Yani biz bu eğitimi alırken sağ olsun hocalarımız bize antrenman biliminden işte anatomiden bilgiler aktarırken bunlar için çok uğraştılar bizle. Yani çok eğitimi o yüzden herhalde verdi. Hocam, herhalde. Şimdi ben bunun karşılığını nasıl vermem lazım? Doğru planlamayla, başka türlü yani olmaz. Ben burada istiyorum ki herkes aynı sistem içerisinde çalışmaya gayret göstersin. Ama tabii ki herkesin şartları aynı. Evet. 17 takım 3 saat diyor, 27 takım 1 saat diyor mesela. Nasıl aynı olacağız? Evet, her yerde şartlar. Yani tabii şartlar farklı ama biz bu camianın içindeyiz. Yani mutluyuz da açıkça öyleyim yani. Evet. Çünkü inanan insanlar var peşimizde değil mi? Evet, doğru mu hocam? Evet hocam. Yani inanan insanlar da bize her zaman desteğini tabii esirgememişlerdir. Yani mutluyuz. Çünkü başarı sadece kupayı almak değil. O kupa zaten yani paye olarak bir şey değil ama onun maneviyatı. Maneviyatı. Yani ben mesela bir Instagram'a hikaye attığım zaman altta yorumlar geliyor. Altta yorumlar geldiği zaman şeyi dedim yani. Bunun manevi değeri ölçülemeyecek şekilde. İnşallah da herkes o manevi değerde bazı şeyleri yapar. Evet. Hocam ikinizin de ağzınıza sağlık gerçekten. Çok keyifli bir programdı. Daha konuşacak çok konu var ama süremizin de sonuna geldik. Can abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Ali'cim. İki değerli hocamızı ağırladık, kulübümüzü ağırladık. İnşallah haftaya başka konu ve konuklarla beraber olacağız. Onur hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Evet. Ahmet hocam size de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İkinize de... İkinize de teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir gün eğer müsait olursanız kulüp binamızda bir program veya bir inceleme yapmak isterseniz şimdiden davet edeyim. Oradaki ortamımızı, sahadaki ortamımızı İnşallah görmek isterseniz çok mutlu oluruz. İnsanlar da bizim en azından ne görevlerde olduğumuzu
görmüş olurlar. Mutlulukla yani şimdiden sözünü de alayım yani. Beklerim her zaman. İnşallah hocam. Aynı şekilde olacağı da bekleriz. Olacak tesislerimiz, cim sahalarımız. Yani bekleriz hocam. Sizi de hazırlık maçına tamam, bekleriz. Geliriz. Aileler bize güvensin. Çocuklarımız da mutlu. Biz de elimizden geleni yani yapıyoruz hocam. Böyle bir yayın yaptığınız için size de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İkinize de başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir amatörün içinden programının daha sonuna geldik. Haftaya farklı kulüp ve konuklarla görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.